Hepinize merhaba. Bugün aklınıza takılan birkaç soruya cevap vermeye çalışacağız. Emin olun ki bu soruların cevabını aradınız, bulmaya çalıştınız ve tatmin olmadınız. Hatta bu soruların cevaplarını dinlerken aklınıza farklı sorular da geldi ama yine tatmin olmadıysanız hemen bu sorulara geçelim. Allah bu dünyada olan yanlışlığı görüp neden düzeltmiyor? Bizi neden dünyaya gönderdi ve neden sınavdayız? Ve Allah bana yaratılırken sordu mu? Yani insan olmayı ben tercih etmedim gibi sorular hep görülüyor. Hep görülmektedir. Emin olun ki bu soruları insan yaratıldığı itibaren her toplumda, her yılda, her yüzyılda sürekli olarak hep sormuştur. Ve emin olun bunun cevabı zaten Kur'an-ı Kerim'de vardır. Çünkü kulunu en iyi bilen O'dur, Allah. Genel olarak bu soruların cevabını siz internette ararken eminim tarikat ve cemaat mensuplarına denk geldiniz. Onlar size farklı şeyler anlattılar ama ikna olmadınız. İkna olmamanızın sebebi şu: size anlatılan bir öğreti. Yani bir tarikat kurucusunun ya da o anki tarikat liderinin neyi biliyor musunuz? Öğretisi. Zaten buna ikna olmazsınız. Çünkü kulu en iyi bilen Allah ise ona ayetle cevap vereceksiniz. Bizi ilgilendiren kısım Allah. Çünkü yanlışları düzeltmediğini sanmış olduğumuz kişi Allah. Sorumlusu kim? Allah. Neden sınava gönderdi? Allah. Neden bana sormadı? Kim? Allah. Burada Allah'ı insanın iyi tanıması lazım. Bu sorulara her Müslümanın da gerçek olarak bilmesi ve cevaplayabilmesi lazım ayetlerle beraber. Bu soruları ateistler ya da din arayışı içerisinde olan kişiler sormuyor. Bunu akıllı olan her Müslüman bilmek ve sormak zorunda. Bugün geldiğimiz noktada insanların farklı görüşlere, farklı kimliklere bürünmesinin sebebi de bu. Biz Allah'ı tanımıyoruz. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir varlığın da kitabını okuyoruz ama hep yanlışlar yapıyoruz. İşte bu soruların cevabını bilmemekten ötürü. Vaktinizi almayacağım. Hemen konumuza geçiş yapalım. Yûnus Suresi 99. ayet. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsini topluca iman ederdi. Hal böyleyken mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Bunu peygambere söylüyor Allah. Yani zaten diyor Allah isteseydi hepsini mümin yapardı. Fakat burada insanın ve cinin ayıran bir nokta var diğer varlıklardan. Ne? Özgür iradesi. Çünkü insan yaratılmış en şerefli mahlukat. Özgür iradesi var. Bir bedene sahip. Eli ayağı her şeyi var. Tadabiliyor, görebiliyor. Doğru mu? Şekillendirebiliyor. Bir şeyi tutup nesneleri hareket ettirebiliyor. Başka bir varlık bunu yapamaz. Başka bir varlık böyle değil. Burada da aklınıza şu soru geliyor. O zaman neden sınavdayız? Doğru mu? Çok basit. Mülk Suresi 2. ayet. Hanginizin davranışta daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur, Allah'tır. O güçlüdür, bağışlayıcıdır. Yaratan, güçlü olan Allah, bağışlayıcı olan yine Allah burada. Dolayısıyla burada sınavda olduğumuzu, hangimizin daha iyi olup olmadığını bizim kanıtlamamız gerek. Bir sınavda olduğumuza dahil örnek bu. Yani şöyle düşünün. Bugün toplumda hayatımızın içerisinde olan tanıdığımız ya da izlediğimiz insanlarda hiç sevmediğimiz, yalan konuşan, iftira atan, doğru mu? Birçok insan var. Kul hakkı yiyen. Bazen müdürümüz, bazen sevdiğimiz bir siyasetçi. Her şey olabilir bu. Sen yalancı bir adamla aynı ortamda bulunmak ister misin? Kul hakkı yiyen insanla ortak olmak ister misin? Aynı sofrada olmak ister misin? İstemezsin. Onun için ve cennet ve cehennem vardır. Burada iyi olmak ya da kötü olmak tamamen insanın kendi iradesinde. Ben bilmiyordum deme şansı yok. Bunu da söyleyeceğim. Unutmayın. Nisa 40. Allah hiç şüphesiz zerre kadar haksızlık asla etmez. Hiçbir şeye. Bununla beraber İnsan zaten iyi olmakla beraber melekten daha üstün, kötü olmakla beraber melekten daha düşük bir varlık haline geliyor. Biz zaten insan olmayı tercih ettik. Eğer etmeseydik bugün bir kuş, dağ, taş, top her şey olabilirdik biz. Her şey olabilirdik. Ama biz bunu kabul ettik güzel kardeşlerim. Diyeceksiniz ki nerede? Bunu size hiç anlatmadılar. Söylemediler çünkü söylemezler. Ahzâb 72. ayette. İnsan bu emaneti üstlendi diyor Allah. Neyi? İşte bu kulluğu. Peki yaratılmadan önce ya nasıl soracak Allah bunu? Eğer bugünkü dünya gözüyle beraber ya biz insan olduktan sonra yani annemizden doğduktan sonra bize bir varlık gelip de insan olmayı kabul ediyor musun etmiyor musun ya da doğmadan önce gelip soruyor mu? Hatırlayan var mı? Ben hatırlamıyorum. Hatırlamamız gayet normal. Yaratılmadan önce Allah'ın sorduğuna dair delil bu. Çünkü kıyamet gününün sahibi de o. Sizi öldürecek, tekrar diriltecek. Bunu defalarca yaptı Allah. Hatta peygamberi yaptı, peygamberleri yaptı. Doğru mu? Hazreti İsa'yı düşünün. Burada. Allah'ın kudretiyle beraber yaptı bunu. Yani ölü diriliyor ve tekrardan ölüyor. O ölü onu hatırlıyor mu? Hayır. İşte bu noktada da eğer diyeceksiniz ki eğer ben hatırlasaydım kopyacı olurdum. Evet kopyacı olurdun. Sorusunu bildiğin her cevabı diğer insanlar da bilecekti. Dolayısıyla herkes doktor, mühendis falan olmak ister bugün hayatta. Öyle bir şey yok. Allah derecelendiriyor. Ne kadar iyisin? Kanıtla diyor. Diyorsun ya ben çok iyiyim, çok ahlaklıyım. Ahlakçı olmayacaksın. Ahlaklı olacaksın diyor Allah. Söylemek kolay. Bunu uygulamak daha önemli. Bu ifadelerin hepsi genel olarak Kur'an-ı Kerim'de var. Sizden önce de bu soruldu. Birçok insan bunu sordu. Her bölümde, her yılda, her yüzyılda da bugün de, yarın da, bundan sonra da sürekli olarak sormaya devam edecek. Bakın bu benim araştırmam. Bununla ilgili belki birçok ayet bulacaksınız ama iniş sıralarına dikkat etmeniz gerekmekte. Yoksa bir ayete bakıp hüküm verecekseniz eğer sıkıntı büyük. O zaman herkes alkolik olabilir. Çünkü için diyor. İyi bir şey diyor. Ama devam ediyor. Sonra da devam etmiş zaten ayetler. Alkolle alakalı yani içki ve şarapla alakalı olarak. Bundan kastediyorum. 4-5 tane ayet var bununla ilgili ama iniş sıraları hepsi birbirinden farklı ve son hüküme kadar arada büyük bir zaman var. İşte bu zamanı yayan da Allah. Çünkü kulunu çok iyi biliyor ve çok iyi tanıyor. Fırsat veriyor ona Allah. Tövbe etmesi için, vazgeçmesi için. Bunu asla unutmayın. Bunu bilmenizde fayda var. Bu önemli ve önemli olmaya da devam edecek. Burada uymanız gereken birkaç nokta var. Bir tarikata sahip olan ya da onun görüşünü anlatan kişi şeyhinin görüşünü size anlatır. Onun kendi görüşü olmaz. O Allah'ın görüşünü de anlatmayı da pek şey yapmaz. Elinde bir kitap vardır kırmızı ya da yeşil ya da siyah kaplamalı. Birisi yazmıştır onu. Onun öğretileriyle beraber sizi dini anlatır. Bunlar çok kötü görüşler de olabilir. Çünkü burada hatasız tek olan şey Allah. Dolayısıyla diğer yaratılmışlar hata yapmaya meyillidir. Onun için uzak durmanızda fayda var. Kendiniz araştırabilirsiniz bunun gibi şeyleri. Kur'an-ı Kerim'i yavaş yavaş okuyun. Acele etmeyin. Bir sayfa okuyun günde. Bir sayfa. İniş sırasına göre okursanız daha iyi anlarsınız. Allah'ı tanımayan insan, emin olun bu saymış olduğum sorular var ya hani neden yanlışları düzeltmiyor, neden sınavdayız, işte herkes Müslüman olabilirdi, neden bana sormadı gibi bunları eğer bilmezseniz Allah'ı tanıyamazsınız. Allah'ı tanımayan insan ne yapabilir bu hayatta? Yanlışları düzeltebilir mi? Düzeltemez. Sınavda olmadığını, neden sınavda olup olmadığıyla alakalı fikri olmayan bir insan sizce çevresinde olan biten sınavlarla ilgili konularla alakalı düzenleme sağlayabilir mi? Yani yanlışları düzeltebilir mi? Elbette düzeltemez. Çünkü Allah'ı tanımıyor ki. Bilmiyor. Nasıl düzelsin? Biz inanış olarak çok dikkat edin buraya. 4 halifeden sonra farklı bir İslam inanışı maalesef genel olarak bir genel kültür gibi yayıldı. Ve bunun önüne geçilemiyor. Bugün toplum içerisinde 4 tane imamı yan yana koyun kavga ederler. Görüş ayrılıkları, fikir ayrılıkları. Oysa fikrin sahibi Allah'a hiç bakmıyorlar. Ne dedi? Peygamber Efendimizin ne dediğine bakmıyorlar. Sadece kendi görüşleri, onlara öğretilmiş olan öğretilerle hareket etmeye çalışıyorlar. İşte bu da kavgaları, yani İslam'ın diğer dünyada bugün olduğu gibi de farklı anlaşılmasına sebep oluyor. Bir görüş diyor ki kafa kes, bir görüş diyor ki şunu yap, bir görüş diyor ki hayır olmasın. Bir görüş daha vardı işte terörist olan, ılımlı falan bir şeyler diyordu. İşte bu görüşlerin sahibi kim? Tarikat ve cemaat mensupları. İşte üzülerek söylüyorum ki işte biz Allah'ı tanımıyoruz. Bilmiyoruz. Kim bu? Allah beni neden yarattı? Neden yanlışları düzeltmiyor? Bana sordu mu? Bu soruların cevabını bilmezsen sen tüm bu yaşananlara müdahale edemezsin güzel kardeşim. Edemezsin. Fırsatın olmaz. Olmayacak. Onun için bu sorulara ben kısa cevaplar verdim. Tabii bu sorular sizi tatmin eder etmez. Emin olun ben de sizin gibi rahatsızım. Kimlerden? Dünya üzerinde olan yanlışlardan. Hırsızla aynı ortamda olmamdan, yalancıyla, iftiracıyla aynı ortamda olmamdan, kötünün en iyisi budur diyen insanlardan rahatsızım. Onun tarafındayım. O daha kötü değil. O biraz daha kötü, az daha kötü. Hadi onu destek. Hayır, ben rahatsızım bunlardan. Ben onlarla aynı yerde olmayı istemiyorum. Bana sorduğunu biliyorum Allah'ım. Ben insan olmayı ama iyi bir insan olmayı ben kabul ettim. İslam'ı yanlış anlatan kişilerle mücadele etmeyi ben kabul ettim. Ben Allah'ın emir ve yasaklarına elimden geldiğince uymaya söz verdim. Şerefli mahluk olmayı ben kabul ettim. Dedim ki ben daha üstünüm. Evet ben üstün olmayı istiyorum. Ben cennete gitmek istiyorum. Ben dedim. Dediğim için de iyi insan olmaya çalışıyorum. Emin olun bir ateistin rahatsız olduğu kadar ben de rahatsızım. Bir din arayan kişinin rahatsızlığı kadar ben de rahatsızım bazı şeylerden. Ama bu emin olun onların sorunları. Bu onların kendi inanışının sorunları. Adına İslam ama İslam olmayan bir dinin savunucuları onlar. İslam'da zulüm yok. Herkese eşitlik ve özgürlük var. Ne yaparsan kendine yaparsın. Ne edersen kendine dersin. Dereceni sen tayin edersin. Sen seçersin. Sen karar verirsin. İyi insan olacak mısın, olmayacak mısın? Bunu da kanıtları var. Namaz kılarsın, oruç tutarsın. Tamam. Bunların bir zorluğu yok. Ama iyi bir insan olmanın zorluğu var ama. Herkese nasıl yardım edeceğim kardeşim ben, değil mi? Nasıl ben paramı paylaşabilirim ya? Değil mi? Bunlar hep zor geliyor insana. Namaz kılmak zerre zor gelmiyordur emin olun çoğu kişiye. Ama doğru namaz kılmak ki işte o zor. Eğer tüm bunları bilirseniz biraz önceki saydıklarıma emin olun doğru namaz kılarsınız. Çünkü Allah'ı tanıyorsunuz. Neden yaratıldığınızı da biliyorsunuz. Doğru namaz kılarsınız tabii. Ağlarsınız. Bunları bilmezseniz zaten son sürat namaz kılarsınız. Namazda borç, harç falan bunları düşünürsünüz. İmam başka bir şeylerden bahseder cuma hutbesinde. Sana Allah'ı anlatmaz. Sana beşeri anlatır. Sen de namazda böyle onu düşünürsün. Oysa Allah'ı anlat be kardeşim. Allah'ı. Bugün geldiğimiz noktada insanların inanışlarıyla kendilerini sorgulaması ve farklı dinlere ya da inansızlığa sevk eden noktalardan bu noktada başlıyor. Allah'ı tanımıyorlar. Sınavda olduklarını bilmiyorlar. Yaratılıp yaratılmamaklarıyla karşı karşıya kaldıklarında kimse bana sormadı diyor insan. Bunun bile cevabını veremiyorlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Umarım sizi ikna edebilmişimdir. En azından bir imam olmayarak ben bu kadarını bulabildim. Daha fazlası da var ama çok uzun. Gerisini de siz getirin. Ben tekrar edeceğim ve açıklama kısmına da ayetlerin isimlerini yazacağım. Hangi ayet olduklarını. Siz oradan kendiniz de bakın. Araştırın ama kendiniz araştırın. Benim dediğim her şey doğru olmayabilir. Yanlış isem, yanlış olduğum ayetle beraber bana ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Kendi fikriniz ama. Kendi fikrinizi, kendi araştırmanızı beraber araştıralım. Beraber. Sorgulayın. Bir insanı dinlediğinizde hemen evet bu doğru kabul etmeyin. Tartışın onunla bir ilk önce. Tatlı tartışın ama. Kavga etmeden. Tartışın. Kabul etmeyin ilk önce. Bakalım ne kadar derinleşebiliyor. Bunu görün. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.